sesin ya, özledim. Ara, aman hemen ara. Hiç boş durma. Üf, ne diyeceğim şimdi ben bu kadına ya? Benim yalan bulmam lazım. Yalan bulmam lazım. Ah, buldum. Alo Neriman Hanım. Defne. Ayol, ne zamandan beri sen güzel haberleri saklıyorsun şekerim? Ömer'le birlikteymişsiniz. Ay süper, süper. Hatta muhteşem, muhteşem ikili. Yok yok Neriman Hanım, ben şeydeyim, Manisa'da akrabamın düğünündeyim. Daha göbek atacağım, halay çekeceğim falan. Aa, ben size söylemiş miydim? Ben çok iyi halay başıyımdır. Söylemiş miydim bunu? Ay, ben senin orta sınıf mahcubiyetini yerim kız. Aa, biliyorum hayatım. Ben sizin birlikte olduğunuzu utanma. Böyle şeyler utanılacak şeyler değil. Çok güzel. Utanma sen. Ben biliyorum, biliyorum. Neriman Hanım bakın. Bak, sakın kendini naza çekeyim falan deme. Zaten uzun vadeli bir evlilik olsa güzel bir taktik. Ama öyle değil biliyorsun. Düğünü hemen bir an önce yapalım. Ondan sonra da sen zaten gideceksin. Arrivederci Defne. Git. Defne git. Gideyim mi? Aa şekerim, anlaşmamız böyle ya. Sen artık düğünden sonra Manisa'ya mı gidersin, Sibuti'ye mi gidersin? Orası da beni çok ilgilendirmiyor zaten. Gidersin artık bir yerlere. Ömer'i de düşünme. Çünkü iki gün ağlar, unutur. Bu işler böyledir. Ondan sonra da biz de artık köşkü alır bir güzel çökeriz deve gibi. Bir daha da yerimizden de kalkmayız artık. Aklımı seveyim ben. Haydi. O zaman ben Manisa'dan dönünce şey yapayım. Peki. Türkiye Hanım teyze, kolay gelsin. Aa, üstüme iyilik sağlık. Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey, rahatsız olmasaydınız. Efendim, estağfurullah, ne rahatsızlığı. Ayakta kaldınız, buyurun oturun. Ya ben kusura bakmayın, haber vermeden geldim ama. Aman efendim, keşke her haber...